Şimdi de Yalvacımızın çarşısını tanıtalım. Isparta yoldan giriş, solda Antakya Oteli, yıllardır boş duruyor. Buradan sola dönerek Eski Hastane Caddesi'ne doğru devam ediyoruz. Bugün 27 Mayıs 2017 orucun ilk günü. O yüzden ortalık biraz daha sakin. Birazdan herkes pide buyruğuna girmeye başlar. Çok sakin bir gün olmasına rağmen trafiğimizin ne kadar, Yalvacı'nın trafiğinin ne kadar keşmekeş olduğunu gösterelim. Sağda Eski Hastanemiz boş durmakta. Karşıda Yalvaç Atatürk Lisesi. Bu yolu düz devam ettiğinizde Müftülük, Askerlik Şubesi ve Jandarma Karakolu. Karşıdaki bina kütüphane binası. Solda müze, onun yanındaki hükümet binası. Sağda ortaokulumuz. Solda anlatan meydanı, eski hükümet binasının olduğu yeri yıkılarak yapılan anlatan meydanı. Sağdaki yeni cami, Hamidiye Cami diye bilinmeye başladı. Karşımızda görülen cami, eski cami, Devlet Han Camisi. Yalvacı'nın en eski camisi orasıdır. İnşaat halindeki dükkanın yanındaki marka dilemde torunumun ismini taşıyan damadımın iş yeri. Çarşı yavaş yavaş bu taraflara doğru kaymakta açılan dükkanlarla. Solda eskiden Alemdar İlkokulu vardı. Buranın bir öğretmeni varmış, Deli Geçi diye anılan. O yüzden eskilerin bildiği Deli Geçi Mektebi diye bilinirdi. Burası yıkıldı.
Kılıçdaroğlu'nun oraya taşındı ve şu anda burası boş olarak durmakta. Hüseyin bir şeyler satacak. Evet, Hüseyin'in elinde şu anda çorap bulunuyor. Karşıda Piste Otel. Buradan da sağa doğru devam ederseniz Sıdırlı'ya çıkar. Soldan Çınaraltı'na doğru gidilir. Burası da Bankalar Caddesi diye geçiyor. Burada bankalar yoğunlukta olduğundan dolayı o şekilde bir isim vermişler. Çınar Bulvarı. Sağımızda meşhur Çınaraltı'mız. Altında 11 tane kahvehane var. Yalvacı'nın buluşma yeri burasıdır. Yalvacı gelip de burada bir çay içmeden giden kişi Yalvacı geldim demesin diye bir tabir vardır. Yalvacı gelen kişi mutlaka buraya uğrayıp burada bir çay içmesi gerekir. Sağdaki bina Rampal Çarşı, onun önünün ilerisindeki PTT binası ve onun yanındaki de Belediye Sarayı. Sağda adliye binası ve onun yanında hükümet binası. Karşımız ortaokul. Solda belediye kültür merkezi, düğün salonu var. Altında iş yerleri mevcut. Zaman burası Cumhuriyet Caddesi. Solda Yalvacı'nın en büyük alışveriş merkezi adresi. Bu şekilde Ramazan'ın ilk günü pidemizi alalım diye akşam fırına gelip pidemizi alalım dedik. Ramazan'ın zevki de pide.
Bu şekilde çarşımızda kısaca tanışmış olduk.